Daha önce Putin yargılansın diye ve savaş suçu işliyor, yargılansın diyerek Uluslararası Adalet Mahkemesi'ne ilk başvuran ki ülke İspanya'ydı. Hafta başında da onu burada vermiştik ve uluslararası mahkemeler de Rusya'ya karşı harekete geçiyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda askeri unsurlar arasında çatışmalar devam ederken Ukrayna'da uluslararası mahkemeler harekete geçirerek diplomatik kazanımlar elde etmeye çalışıyor. Ne var bakalım. Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna 27 Şubat 2022'de Birleşmiş Milletler'e bağlı yargı organı UADA'ya, yani Uluslararası Adalet Divanı'na başvurarak savaşın durdurulmasına hükmetmesini talep etti. Ve UAD da Rusya'nın savaşı derhal sollandırma tedbirini aldı ama tabii bu Rusya'yı durdurmaz. Uluslararası Ceza Mahkemesi var, UCM kısaca Uluslararası Ceza Mahkemesi. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sebebiyle mahkemeye taraf olan 41 ülkenin ortak başvurusunun ardından 3 Mart 2022'de Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin soruşturma başlattı. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AHİM, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı 5, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 1 devletler arası davası bulunuyor. Ve Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çıkarılması sonrası mahkeme Rusya ile ilgili başvuruların incelemesini durdurdu. Ve bu arada Rusya'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olmaması ve üst düzey Rus yetkililerinin dokunulmazlık sahibi olması sebebiyle kararların infaz edilmesi ihtimali düşük görünüyor. Yani kimsenin Rusya'yı savaş suçlusu olarak yargılaması, hele hele Putin'i yargılaması da yakın tarihte çok mümkün görünmüyor.